Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trendyol Süper Lig'de 29. haftada oynanacak Hilport Samsunspor MK Ankara Gücü karşılaşması öncesi değerlendirmesinde sizlerle birlikteyiz. Furkan merhaba. Merhaba Can. Evet, Tribele Spor YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Maçla ilgili skor tahminlerinizi yine yorumlarda bekliyoruz diyelim. Spor Tribele yine Instagram hesabı başta olmak üzere sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın diyelim ve golvar.com'la ilgili topu hemen Furkan'a atayım. Tabii golvar.com'da da şu anda güncelleştirmeye devam ediyor sitede. Evet. Yeni bir tasarım ve planlama söz konusu olduğu için şu an güncelleştirmede. Bittiği zaman da zaten programlarımızda bunun da duyurusunu yapacağız. Evet. Samsunspor Ankara Gücü maçıyla başlayalım. Haftanın önemli karşılaşmalarından birisi olacak. Pazar günü de karşılaşma ayrıca 16'da oynanılacak. Onu da söyleyelim. Zaten Samsunspor'un da bu pazar günü 16'da oynama şeylerine çok alıştık. Yani uzun zaman sonra en azından hafta sonuna denk gelmesi maçın iyi oldu. Samsunspor tribünleri açısından. Başakşehir maçı da pazar günü zaten geçen hafta. Evet ama ben iç sahadan dolayı bahsetmişim. Genelde iç saha maçları hep hafta içine gelmişti. Pazartesi veya cumaya gelmişti. Aynen, bu sefer pazara denk gelmesi Samsunspor açısından iyi oldu diyelim. Kritik bir karşılaşma çünkü Samsunspor biliyorsun hani Ankara Gücü'nü de geçmişti. Evet. Aralarında 3 puanlık bir fark var. Ankara Gücü geçen hafta sürpriz bir şekilde sahasında İstanbulspor'la berabere kaldı. Aynen. Samsunspor da erken kırmızı kart gördüğü maçta Başakşehir'e deplasmanda 1-0 kaybetti. Demişken iki takımda da direkt kırmızı kart cezaları şu an gözüme çarptı. Yani Ertaç Ankara Gücü'nde kalede olmayacak. Muhtemelen Bahadır olacak. Samsunspor'da da Marius kırmızı kart cezası. Drongelen'de sarı kart cezası. Onlara da yine değineceğiz 11 tahminlerinde. İstersen son maçlarla ilgili kısa bir değerlendirmeler yapalım. Daha sonrasında bu maça geçelim. Ev sahibiyle başlayalım zaten Samsunspor'la. Çünkü ev sahibi Samsunspor. Ankara Gücü dediğin gibi zaten İstanbulspor'la berabere kalmıştı. Samsunspor'da Başakşehir'e kaybetti biliyorsun. Marius'un gördüğü kırmızı kart, Raman'ın gol pozisyonunda faul beklemesi, VAR'dan golün verilmesi durumları olmuştu. Biz iki kararında hakemin verdiği kararların doğru olduğunu dile getirmiştik. Onun dışında karşılaşmada biliyorsun kalecinin bir müdahalesi olmuştu Muhammed'in, Olivier Nicim'a. İkinci yarıda hani herkes bize sormuş pozisyon faul değil mi diye. Orada ben normalde izlerken ikimiz biliyorsun ben faul demiştim pozisyona. Tekrarını gördüğüm zaman da faul olmadığını söylemiştim. Ben faul olduğunu düşünmüyorum. Zaten programda o yüzden hani pozisyonun tekrarını biz konuşmadık. Ben pozisyonun faul olduğunu orada düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Ceza sahası dışındaki müdahalenin. Oradan içim gelip kaleciye çarpma durumu var. Doğru. Şimdi Drongelen ve Marius noktasına baktığımda ben Marius'un olmasının olmamasına çok büyük eksiklik görmüyorum. Çünkü zaten otomatikman Samsunspor'un forvetinde ciddi bir kara delik var. Tüm oyuncuları topladığımız zaman da ciddi anlamda orada bir kara delik ve verimlilik sıkıntısı var. Ama Drongelen olmaması çok büyük sıkıntı. Drongelen hem defansı toparlıyor, hem rakip atağında orada lider oyuncu noktasında, bir de geriden oyun kurarken Ricky van Drongelen'in ayağa hakim olması ve drone top tehdidinin de olması çok büyük avantaj sağlıyordu. Bence Drongelen olmaması çok daha büyük kayıp. Sen neler düşünüyorsun? Tabii ki de yani Marius tabii ki biz çok konuda eleştirdiğimiz için eleştiri de aldık gerçi ama hani bitirici konusunda Samsunspor'a bir türlü istenilen ışığı bir türlü verememişti. Hani bu karşılaşmada olmayacak olması ya ben yine de senin gibi düşünmüyorum. Hani ben yine de ciddi bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani yedeği alternatifi de bir o kadar o anlamda düşündürücü bir isim. Hani Ercan'ı bu maçta oynatmak... Bence Raman 11'e koyacak hoca forveti. Çünkü hani Raman'ın asıl mevkisi Fofana hazırsa Fofana'yı koyar mı? Hani bunları konuşabiliyoruz ne yazık ki. Evet. O anlamda yine de Marius'un olması bence Samsunspor açısından iyi olurdu. Kırmızı kart cezalı olması kötü oldu. Ama Drongelen'in eksikliği tabii daha da önemli. Ama tabii ki de orada muhtemelen Alim'i değerlendirecek. Hani Soner yine Bola olur mu solda? Türk kuralına göre birazdan 11'i kendimiz dizerken tekrar düşünürüz ama ben stoperde muhtemelen Alim'i bekliyorum. Ama ileride kimi koyar onu istersen 11 tahminlerini daha detaylı değerlendiririz. Tabii zaten şimdi Samsunspor'da geçen hafta biliyorsun Osman Çelik 11'de oynadı. Emre Kılınç yine yoktu. Emre Kılınç bu hafta dönüyor. Emre Kılınç %99 bu hafta kadroda olacaktır. Zaten hani ilk 11 anlamında yerli sıkıntısı yok Samsunspor'un da. Evet. Kimler çıkıp kimler onun yerine 11'e girer noktasında baktığım için Osman'ın ben 11'de oynayacağını düşünmüyorum. Taylan'a çok büyük tepkiler vardı. Taylan'ın artık oynamaması gerektiğini ve ligin sonuna yaklaştığımız için, hani kiralık ya burada. Evet. Kafasını tamamen buradan soyutladığını düşünüyor Samsunspor taraftarları.
Ki zaten Taylan geldiği zaman da yanlış bir transfer olduğunu söylemiştik. Bazı haftalarda iyi performanslarını da gördük ama Taylan'ın geneline vurduğun zaman da verimli Samsunspor'a çok çok az oldu. Onu söyleyelim. Eğer karşılaşmada Emre Kılınç dönerse ben şöyle düşünüyorum. Raman sol açıkta oynuyor ya. Raman forvete geçer. Emre sola geçer. Yine hoca büyük ihtimalle sağda Holse'yi oynatacaktır ama yine buradan üstüne basa basa söylüyorum. Holse 10 numarada, Olivier niçin 8 numarada oynamalı? Yani niçin 10 numaraya koyduğun zaman da Samsunspor'un o verimliliği kalmıyor orada maalesef. Sen neler düşünüyorsun konuyla ilgili? Yani eğer Emre Kılınç oynayabilecek durumdaysa ben olsam Emre Kılınç'ı 11'de başlatırım. Holse'yi ortaya alırım. Enchem'i de dediğin gibi arkaya Osman'ın yerine koyarım. Ama Tahit'in de muhtemelen dönme ihtimali var. Benacer var ayrıca. Benacer'in durumu belirsiz. Ama Tahit'in dönme ihtimali var. O anlamda eğer ikisi de oynamayacak olursa Taylan, Enchem belki geride olabilir. Holse önlerinde olabilir. Ama eğer Tahit dönerse de belki Tahit, Enchem önlerinde Holse olabilir. Bu anlamda Emre Kılıç zaten Türk'te olması hasebiyle ben Emre Kılıç'ta başlaması gerektiğini düşünüyorum. Ama ben Raman'ı öne koyacağını çok düşünmüyorum. Ben Ercan'la başlayacağını düşünüyorum. Şimdi Samsun'da şöyle bir nokta var yerli noktasında. Zaten defans hattında yani geriden zaten onu karşılıyor. Okan 11'de oynayacak. Tabii Okan 11'de. Alim oynayacak, Alim, Zeki oynayacak. Bitti. Alim'de geleceği için Zeki de var zaten. Bitti. 3. Hani İleride sol, hayır solda Soner de muhtemelen yine oynayacak. Aynen. Ben bu olayı beklemiyorum. Yani zaten geriden hallettiği için ileriye hiç yerli Emre'ye işte zaten yerli oynama noktasına de, bakmamıza yani, gerek yok yani. Yanlış bilmiyorsam 3 Türk'le oynadı da çok maç yok Samsun'un. Hani 8 yabancıyla oynadı çok maç da yok. Evet. Yanlış bilmiyorsam bir maç var. Ya da iki maçı aynen vardır. Yani Samsunspor bu anlamda karşılıyor. İleriye zaten hiç düşünmemize gerek yok. Ben şöyle düşünüyorum. Taylan, pardon. Benacer Tahit noktasına baktığımda ikisinden birisi dönerse zaten Osman'la Taylan bence kesilmeli. Geride atıyorum Tahit Niçim veya Benacer Niçim oynaması gerektiğini düşünüyorum. 10 numaraya Hodse'yi, sol tarafa Emre Kılıncı. Bence Raman 11'de oynayacak forvette ben öyle düşünüyorum. Sağ tarafa da Muya'yı koyması lazım hocanın. Bak yine söylüyorum. Holse 10 numarada oynadı mı Samsunspor'un hücum verimli artıyor. Daha fazla pozisyona girme. Ha Holse'nin şöyle bir sıkıntısı var. Maalesef son toplarda bitiriciliği sıfır. Çok düşük. Ama bence yine de Enchem'e göre daha da iyi son vuruşlarda. Tabii ki daha iyi. Yani en azından daha çok pas alışverişinde bulunabiliyor. Yani niçin geriden oynadığında oyunu arkadan kurmada daha kabiliyetli, daha ayağına hakim ve daha çok verimlilik servisi veriyor Samsunspor'a. Aynen. Holse de hücum noktasında, gole yakınlık noktasında önündeki oyuncuyla veya kanattaki oyuncuyla daha verimli olabilen. Mesela arkaya daha çok iyi kaçıyor Holse. Hatta bir maç vardı, attığı gol vardı. Şey maçında, Rize maçında çok güzel kıvrıldı arkaya. Benacer önüne bıraktı. Güzel bir vuruşta 3-0 oldu. Doğru. Yani Holse'nin kesinlikle 10 numarada oynayıp sağda Muya'nın oynaması lazım. Eğer Fofana iyi durumdaysa ben Emre yerine de Fofana'yı sol açıkta oynatırım acaba. Onu da söyleyeyim. Ama Raman ama kesinlikle 11'de oynayacak. Bak ben sana söyleyeyim Fofana, 11'de. Fofana zaten oynayabilecek durumdaysa ben olsam Fofana'yı hatta ileri de atarım. Forvet'e mi? Aynen. Ama Fofana'nın ben tam oynayabilecek durumda olduğunu düşünmüyorum. Sakattan yeni kurtuldu. Zaten Başakşehir maçında son dakikalarda girdi. Skor ihtiyacı olmasına rağmen. Muhtemelen hoca onu hazır hissetmiyor. O yüzden de Fofana'yı 11'de beklemiyorum. Yani Emre Kılıç da oynayabilecek durumdaysa diye ben zaten onu da vurguladım. Ama ikisi arasında hani hangisi daha oynayabilecek durumdaysa eğer Fofana daha hazırsa Emre'den Fofana'yı ben zaten öne yazarım. Şimdi şöyle bir nokta var ama Fofana diyelim ki hazır durumda. Hoca 11'de kullanacak ya. Forvet'e koyarsan o Fofana'nın asıl verimliliği var ya birebir de etkinliği, pozisyon yaratması onu biraz sağlaman düşer. Çünkü kanat oyuncusunu forvete koyduğun zaman da o verimli alamıyorsun. Tabii. Mesela bunu birçok takımda görüyoruz. Hani çakma forvet olarak koyalım diyorsun ama adamın verimliliğini düşünüyorsun. Yine kötü de olsa gerçek forvet yine daha verimli olabiliyor. Doğru. Ben zaten o yüzden asıl ağırlıklı olarak hani yine Ercan'ı bekliyorum 11'de. Ama senin hani Raman tercihinden ziyade ben Raman yerine Fofana'dan daha verim olabilir diye düşünüyorum. Vallahi ben iki türlü de Samsunspor'un hep her türlü kara delik olduğunu düşünüyorum forvette. Fofana'ya koyarsan Fofana'nın verimliliği düşecek. Bu sefer de taraftan önüne atmış oluyor. Şimdi taraftar zaten çok eleştiriyor Fofana'yı mesela. Bu sene çok eleştirdiler ki ben katılmıyorum. Fofana'nın 6-9 puanlık bu takıma katkısı oldu. Çok katkısı var. Şimdi Fofana diyelim ki hoca 11'de oynattı, forvette. Ben mesela koyduğu zaman da o verimliliğin düşeceğini düşünüyorum ya. Diyelim ki öyle oldu. Bu sefer taraftar diyecek ki Fofana'yı oynattı. Fofana işte verim veremedi. Sağda ayakta duramadı veya hiçbir pozisyonda ön plana çıkamadı noktasına gidecek. Hani bu anlamda baktığım zaman da Raman zaten aslında birinci mevki forvet, ikinci mevki kanat. Hani o...
Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. O yüzden ben Benit Oraman'ın 11'de değerlendireceğini düşünüyorum. Benim görüşüm bu yönde ama zaten senin dediğin gibi Ercan da 11'de başlayabilir ama bence böyle yapacak hoca. Anladım. Ama iki türlü de yaptığı zaman da Ercan zaten olmuyor. Raman'ın yanlış bir transfer olduğunu söyledik. Geçen hafta gol pozisyonunda gücü yetmedi, düştü yere. Son bir pozisyonda ikinci yarıda sağ tarafa pas atamadı, düştü yere, kaptırdı topu. Raman da etkisiz kalıyor. Yani nereden tutsan doğru, elinden kalan bir nokta. Doğru. Yani totale vuracak olursak nasıl bir 11 bekliyorsun? Sen söyle istersen, sonra ben söyleyeyim. Tabii. Şimdi ben Samsun Spor'da şöyle bir 11 bekliyorum. Kalede Okan'ı bekliyorum. Onu söyleyeyim. Sağ bekte Zeki Yavru'yu bekliyorum 2. Sağ stoper Satka'yı bekliyorum 3. Bence Alim oynar 4. Evet. Sol bekte Soner Gönül veya Bola'dan biri oynar. Hangisi oynarsa oynasın. Oradaki verimlilik çok fazla fark etmiyor, onu söyleyeyim. Toplamda 5 etti. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer Tayyip Benacer'den birisi iyileştiyse Taylan ve Osman'ı oynatmam 11'de. Tayyip'in dönme durumu var da Benacer'in... Hangisi dönerse dönersin ben ihtimal olarak koyuyorum. Niçim'le o dönen oyuncuyu oynatırım. 10 numaraya Hose'yi koyarım. Sağ tarafa Muya'yı koyarım. Bence forvetlere Raman'ı oynatacak. Ben öyle düşünüyorum. Hani ben orası için kesinlikle Raman oynamalı veya Ercan oynamalı diyemiyorum. Çünkü benim futbol görüşüm olarak iki oyuncu da yetersiz kaldığı için bunu söylüyorum. Sol tarafta da bence Emre Kılınç eğer senin dediğin gibi dönerse oynatılır. Çünkü Emre en azından son maçlarda çabalıyordu. Daha iyiydi performans. Anladım. Eğer Fofana zaten sağlamsa Fofana'yı oynatırım. Ama Fofana sağlam değilse zaten otomatikman Emre oynar. Kanatlarda Emre... Holse, Muya diyorum. Aynen. Eğer Emre dönemezse, Fofana da hazır durumdaysa Fofana, Holse, Muya olur. Muya kesinlikle 11'de oynamalı, onu sana söyleyeyim. Anladım. Ben Muya'yı beklemiyorum. Ben Ercan'ı bekliyorum. Herhalde seninle yanılmıyorsam orada ayrıldık. Emre ile Raman'ı ben de 11'de bekliyorum ama Muya'yı beklemiyorum. Ben hocanın Ercan'a başlayacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Ya o zaman sen şöyle mi? Ama o zaman Hose'yi sağda bekliyorsunuz. Yok, Hose ortada yine. Ercan'la Emre ile Raman kanatlarda, Ercan ileride. Ya o zaman sen Raman'ı sağ açığa mı geçer diyorsun? Yok, Raman solda, Emre sağda da başlayabilir. Vallahi o zaman çok bence çok kötü olur diye düşünüyorum. Emre solda oynadı daha çok kanatta. Aynen ama sağda bu sefer zıt oluyor. Sağda oynadığı zamanlar da oldu. Şimdi bak, senin net bir kanadın var değil mi? Kim var? Muya var. Bir de kim var? Fofana'm var. Emre oynarsa Emre var. Emre bence net solda daha iyi. Hatta bak biraz önce bir şeyde konuştuk. Bir oyuncunun mevkisi mesela Enes Soy'da konuştuk. Sağ açığa koyuyor hoca. Evet. Adam sol ayakta solda oynayabiliyor. Sağda oynayan sol ayakta oyuncular da var kanatta. Ama Enes Soy mesela net solda oynuyor diyorduk. Şimdi orada Emre Kılınç için de geçerli. Bence sol tarafta daha iyi. Sağa koydum olmuyor. O yüzden baktığım açıda ben sol taraf için kanadı tekrar yapacak olursam Fofana Emre'nin durumlarına göre ikisinden birisini tercih etmesini bekliyorum. Raman'ı ben çünkü forvete koyacağını düşünüyorum hocanın. Ben Ercan 11'de önce hiç düşünmüyorum bak. Sen Ercan'ı hiç yazmıyorsun, evet. Aynen. Eğer Raman zaten oynarsa, yani daha doğrusu Ercan 11'de oynarsa, Raman'ı bu sefer sol tarafta kullanırsa, bu sefer Niçim yine onda oynar, Holse sağda oynar. Ya bak. Tabii Emre'nin de ne şekilde döndüğünü de bilmiyoruz. Döneceğini bilmiyoruz. Hı hı. Belki hoca hamle oyuncusu olarak Fofana gibi Emre'yi de düşünebilir. Yani aynen. Emre'yle başlamayı da bilir. Emre kesin yazacağını da düşünmüyorum ama ben ileride Ercan'la kesin başlayacağını düşünüyorum. Hı hı. Sen zaten orada Ercan konusundasın. Ben de Raman konusundayım. Zaten ikimizin yaptığı bu yorumlarda hangisini koyarsa... Bu sefer o bizim bahsettiğimiz kanat 8-10 numara noktada da hep karışacak. Doğru. Çünkü niye? Ercan'ı koyarsa bu sefer sol tarafta Raman elimizde kalıyor. 3 tane oluyor bak sol taraftaki adamımız. Aynen öyle. Emre, Fofana, Raman. Ama Raman'ı forvete koyarsa sol taraftaki oyuncumuz 2'ye düşüyor. Doğru. Gerçi Muya da var ama ben Muya'yı oynatırsa daha çok sağda ilk 11'de oynatırım noktasında baktığım için ilk 11'e Raman forvette oynadığı zaman da 2 tane oyuncu kaldığını düşünüyorum. Biraz karışık nokta ama ikimizin aslında ortak düşündüğümüz noktası şu. Kesinlikle Niçim 8, Holse 10 numara olmalı diyoruz. Oralar güzel. Çoğu yerde orta hızlı. Bir herhalde Muya ile Ercan konusunda. Ercan Raman konusunda aslında daha çok. Yok Raman, yani Raman ben de 11'de bekliyorum da hani mevkileri açısından değil de hani totalde oyuncu sayıları bakımından hani ben Ercan'ı 11'de aslında bekliyorum. Aslında şeytan üçgeninde kaldık biraz. Raman, Ercan Kara, Muya noktasında kaldık. Evet, bakalım. Bu oyuncular biraz bizim yaptığımız yorumlara karşılık bölgelerin değişmesine neden olacak. Ben bakalım. Ben Raman'ı 11'de bekliyorum. Ercan'ı ben oynatacağını düşünmüyorum. Sen de Ercan oynamalı diyorsun. Onu da yok, bakalım. Oynamalı demiyorum ama hocanın Ercan'la başlayacağını düşünüyorum. Mecburen bakalım. Biraz orası soru işareti. Zaten Drongel'in yokluğunu tamamen Alim'le kapatacağını söyledik. Orada zaten ortak düşünüyoruz. Ankara Gücü'ne geçelim. Ankara Gücü'ne geçelim. Ankara Gücü'nde Ertaç çok ki ben Bahadır'ın da Ercan'ı çok arayacağını
düşünmüyorum Ertaç Özbir'i. Bahadır iyi kaleci zaten. Bahadır çok iyi kaleci. Galatasaray maçını hatırlayalım. İki Galatasaray maçında da çok damlasını vurdu. Hani ilk maç daha bir felaketti Türk Telekom'daki, Ramspark'taki. O zaman işte biz Motto of Ball haftanın enerini seçerken yenilmesine rağmen şey sen söyle. 12 tane kurtarışı vardı. Haftanın kurtarışı seçmiştik. 12 tane kurtarış yani. Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Ravanş'taki başkentteki 3-0'lık maçta bile çok net kurtarışları vardı. Tabii ki. Aynen. O maçta da bence damgasını vurmuştu ama yapacak bir şey yoktu Galatasaray güç silahlarıyla. O karşılaşmayı kazanmıştı. Kaleci dışında bir değişiklik bekliyor musun 11'de? Şimdi son maçın ilk 11'ini okuyacak olursak Ertaç, Mujakić, Kazımcan Karataş, Mert Çetin, Stelios Kitsu, Pedrinho, Ali Kaan Güneren ki eski takımına karşı oynayacak Samsunspor'a oynarsa 11'de. Tolga Ciğerci, Chassi Giovannis, Basok ve Ali Sov var. Ben ilk 11'e baktığım zaman da Ertaç zaten yok, Bahadır'ı bekliyorum. Onun dışında ilk 11'de ben çok bir değişiklik beklemiyorum. Sadece şöyle bir şey olabilir. Katılıyor musun bilmiyorum. Kesilirse Chassi Giovannis kesilir. Geri Rodriguez veya Alexis Philips'ten birisi oynayabilir. Sen ne düşünüyorsun? Ben Rodriguez'i de bekliyorum. Morutsan'ı da bekliyorum. Morutsan konusunda bu arada hoca bir açıklama yaptı ama yanılmıyorsam yanlış bilgilendirildi diye yerel basından bilgi aldım. Hani sözleşmesindeki detayı tam bilmiyorum ama hani o kombine başlatırsak oyuncunun bize külfeti olacak. Hani evet. Almak zorundayız gibi bir açıklama yaptı ama oradaki tam rakamı sağlamamış galiba Morsan. 11'de başlayabilirmiş işin açıkçası. Eğer öyle bir durum hocaya hatırlatılırsa, o durum sağlıklı bir şekilde çözülürse ben Morsan'ın da 11'de başlaması gerektiğini düşünüyorum maçta. Zaten ben de öyle düşünüyorum. Aslında Morsan şöyle, ayağına hakim, duran topları iyi kullanabilen, arayı pas atan bilen bir oyuncu. Hatta hatırlayalım, Samsunspor Ankara Gücü, daha doğrusu Ankara Gücü Samsun maçı vardı Ankara'da. Morutan hani iyi oynamıştı ama tabii ki skor olmamıştı. O gün maç 0-0 berabere bitmişti. Morutan noktasında şimdi son maçlarda biraz, ki özellikle son maçtan alıyorum, kulübeye girdiği için bu maçta oynarsa bence Pedrinho'nun yerine oynar sadece. İlk 11'e girer. Hani onun dışında zaten bölgesinde keseceği bir oyuncu yok. Katılıyor musun? Yani Pedrinho'yu mu keser sence, yoksa başka bir oyuncuyu mu keser? Yok, katılıyorum o konuda sana. Ama dediğim gibi Morutan'la başlaması lazım Ankara Gücü'nün. Yani Morutan kilit oyuncu olacak. Çünkü Ankara Gücü'nde çok fark yaratan oyuncu da yok aslında. Bu arada yanlış söyledim. Ankara Gücü maçı 2-0 kazandı ya. Ben 0-0 dedim. İlk yarı 0-0 bitti. Ha, onu duymadım ben. Samsunspor maçında Ankara Gücü maçı kazandı. Aynen, Ankara Gücü 2-0 kazanmış. Bu arada hazır değmişken de söyleyeyim. Ankara Gücü herhalde tarihinde ilk defa Samsunspor 2 maçta da yenecek. Eğer böyle maçı da kazanırsa, daha önce hiç iki maçı da kazandı olmamış. Bir sezondan bahsediyorsun. Aynen, bir sezonda rakibini iki kez yendi olmamış. Doğru. Eğer bu maçı da kazanırsa öyle bir istatistik yakalayacak. Şimdi ben bir de şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi hoca biliyorsun Mert Çetin'i oyundan çıkartmıştı devre arasında İstanbulspor maçında. Yerine biliyorsun Atakan Çankaya girmişti. Mert Çetin'in performansını çok iyi bulmadı hoca o gün. Ve daha doğrusu sağ stoper, yanlış söyledim, sağ bek dedim. Atakan Çankaya gitti. Atakan normalde biliyorsun 6 numara oyuncusu. Evet. O maçta stoper başladı. Ankara Gücü'nün son maçtaki kadrosu acayip böyle bir değişik noktaya geldi. Yani bölgesinde oynamayan oyuncular, normalde Morutan oynaması gerekirken işte bahsettiğim maddeden dolayı, işte Pedinho'nun oynaması, Bay için hiç oyuna girmemesi, sana gol lazım. Maç biliyorsun 1-1 bitti. İstanbulspor'a karşı puan kaybetti Ankara Gücü. Aynen. Yani Emre Belözoğlu, ben bir Fenerbahçeliyim. Bunu Samsunspor taraftarları biliyor ama Emre Belözoğlu'nun bence teknik direktörü hiç iyi değil. Yani zaten katılıyor musun bilmiyorum. Başkent'te de şeyler başladı zaten. Hani bir hocayla aylık süreci oldu. Daha sonrasında işte yönetimle başkanla konuşup tekrardan işte bizim sözümüz var falan filan denilip hani devam kararı alındığı söylendi belki ama ben yine bir yere kadar gidip bir şekilde hocayla ayrılacağını. Ben zaten sana direkt söyleyeyim. Bu maçı Samsunspor kazandığı takdirde Emre Belözoğlu'yla yollar ayrılır. Benim görüşüm o yönde. Ya zaten katılıyor musun bilmiyorum. Ankara Gücü şu an potanın zaten hemen üstünde. Bir puan. Ya puanlar hepsi gerçi birbirine yakın ama şu anda bu karşılaşmayı kaybettiğini düşünsen, Karagümrük 29, Hatay 29, Gaziantep 28, yani Pendik bile şu an belki düşmenin ciddi ikinci adayı gibi gözüküyor belki ama Pendik bile kazansa şu an bir puan gerisinden kırılıyor. Tabii ki yani biraz sıkıntılı bir durum var düşme hattında. Bir de eğer bu hafta diyelim ki Samsun maçı kazanamadı, ki haftaya Hatay Spor deplasmana gidecek, alt taraf daha da kaynayabilir. Ben bu karşılaşmayla ilgili çok net bir görüşüm yok. Neden yok biliyor musun? Samsunspor'da Drangel'in olmaması beni büyük bir soru işaretine itiyor. Bak, hem rakibin hücum yaptığı anlardaki olmaması, onun avantajını kaybediyorsun. Hem yerine Alim oynuyor. Ağır, çok arka adam kaçıran bir oyuncu. Doğru. Bir de duran top tehdidin gidiyor. Avantajın senin. Drangel'in Rize maçında gol attı. Sivas maçında kafayla gol attı. Aynen. Drangel'in bu özelinden de faydalanamıyorsun. Bu anlamda ben Samsunspor kazanır diyemiyorum. Bol gollü bir karşılaşma bekliyorum iki taraftan da.
Samsun adına ben Holse'den gol bekliyorum bu maçta. Sen ne diyorsun? Ya kimden gol gelir bilmiyorum da çünkü ben çok gollü bir maç beklemiyorum. Açıkçası sana katılmıyorum o konuda. Sen de çok fazla ters düşürüz bu gol noktalarında. Aynen aynen. Samsun Spor'un karşılaşmayı 1-0 gibi skorla kazanacağını düşünüyorum. O zaman Holse belki, atıp belki Samsun kazanır. Bakalım belki zor olacak ama Samsun Spor maçı kazanacak gibi geliyor bana. Full tribünlerde bekliyoruz. Samsun Spor'da sahasında yanılmıyorsam 9 maçtır Ankara Gücü'ne yenilmiyormuş. Böyle de bir serileri varmış. Bunu da belirtelim. Zaten genel anlamda da bu sezon sahalarında çok iyi performans gösteriyorlar. Özellikle Gistol geldiğinden beri hem oyun anlamında hem skor anlamında bunu birçok maçta yaşadık. Hala Gistol döneminde iki mağlubiyetinin Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı olduğunda yine vurgulayalım. Aynen öyle. Sana tekrardan bu sorumu ileteyim ardından kapatalım. Samsun Spor kazanırsa Emre Belözoğlu gönderilir mi bu maçtan sonra? Ya zannetmiyorum çünkü görevine daha, son verilir mi? Daha bir hafta önce hocaya başkana ben ayrılmak istiyorum deyip daha sonrasında görüşüp yola devam kararı aldılarsa. Türkiye'de bu çok oldu çünkü. Ben kalıyorum dedi bir hafta sonra giden de gördük. Gerçi Sumidika'da oldu Antep'te. Tam onu diyecektim. Şimdi bu hafta oldu. Daha dün açıklandı. O da oldu. Ben Türkiye'de şaşırmayız hiçbir şey ama ben yine de bir iki maçta daha mekanı ama daha diyorsun. Sonrasında bir şekilde yine yoldan ayrılacağını düşünüyorum. Bakalım nasıl bir gelişme olacak. Önemli bir karşılaşma. İki takıma da başarı dileklerimizi iletelim. Ben gollü bir maç bekliyorum ama kim kazanıyor yönde bir gerçekten görüşüm yok. Samsun tarafında Holse'den gol bekliyorum. Skor bekliyorum. İki takıma da başarı dileklerimizi iletelim. Evet. Kapalı gişe bir maç bekliyoruz. Aynen. Bence Samsun Spor taraftarı ki Ankara Gücü taraftarı da gelecek karşılaşmaya. Lige renk katan iki takımın maçı. Kesinlikle. Kesinlikle. Taraftar anlamında. Aynen öyle. Sana da çok teşekkür ediyorum. Sonuç programında tekrardan görüşmek üzere. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi haftalar dileriz. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.